Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal biyoloji soru bankası cümlelerine devam ediyoruz. Konumuz sinir sistemi test numaramız 6 bölüm testi 3 arkadaşlar 11. sınıf biyoloji sarmal soru bankasındayız. Evet birinci sorumuz diyor ki mikroglia ependim astrosit oligodendrosit gibi verilenlerden hangileri sinir sistemindeki nöroglia nöroglia hücreleri içinde yer alır. Arkadaşlar nöroglia demek nöronlara yardımcı olan hücreler demek. Şimdi baktığımız zaman mikrogriyaların sinir sisteminde mikropları fagosoza bakın yok eden yardımcı hücre olduklarını efendimlerin ise merkezi sinir sisteminin yani beyin ve omurluğun boşluklarını örten bu sıvısı üreten ve bu şekilde akışı düzenleyen bir nörogriya olduğunu, astrositlerin ise madde alışverişini düzenleyen kan beyin bariyeri oluşturarak nöronlara yapısal desteklik sağlayan nörogriya olduğunu, Oligodendrositlerin ve onlarla bakın beraber şivan hücrelerinin arkadaşlar ise miyelin kılıf yapımında görevli olduğunu söyleyebiliriz. Oligodendrositler merkezi sinir sistemik nöronlarında yani beyin ve omurilik nöronlarında şivan hücreleri ise çevresel sinir sistemi nöronlarında arkadaşlar miyelin kılıf oluşmayı sağlar. Yani velilerin tamamı birer nörogliyadır arkadaşlar. İkinci sorumuza bakacak olursak. Sinir sisteminde duyu organlarından alınan uyarılara tepki organlarında tepki verilmesi sırasında 1, 2, 3, 4 çiftlerinin hangileri arasında diyor sinaps kurulur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk önce biz reseptörlerle bakın arkadaşlar. Duyu nöronu arasında bir e, sinaps kurularak reseptördeki uyarı duyu nöronu ne yapacak arkadaşlar? İmpuls oluşumuyla sonlanmış olacak. Dolayısıyla reseptörle duyu nöronu arasında bir sinaps mutlaka kurulur. Sonrasında duyu nöronuyla bakın ara nöronlar arkadaşlar. Bunlar ara nöronlar beyin omurilikte bakın yer alıyorlar. Bunlar getirecekler impulsları ara nöronlarına aktaracaklar. Ara nöronlar ise bakın değerlendirdikten sonra bunları motor nöronlarla tepki organına götürüp onların arasında sinaps kuracaklar. Ama ara nöron arkadaşlar doğrudan tepki organına aracısız yani motor nöronsuz bir şekilde tepkiyi vermesi için uyarı gönderemez. Yani bu ikisi arasında sinaps kesinlikle ne yapmaz arkadaşlar? Kurulmaz. Dolayısıyla hangi dene sinaps bulunur? 1, 2, 3 arasında sinaps bulunur. Cevabımız denizli olarak bulunur arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geldik. Aşağıda 3 tane sinir hücresi ve aralarındaki sinaptik bağlar göster gösterilmiştir. Buna göre diyor L nöronunun işaretli bölgesinde impuls oluştuktan sonra uyarının sadece M aktarılması ile ilgili olarak yani uyarı şurada bakın oluştu ve sadece buraya aktarıldı bununla ilgili olarak hangileri etkilidir diye sorulmuş arkadaşlar şimdi uyartı akson ucundan dendrite doğru aktarıldığı için bakın sadece buradan buraya aktarım olmuş geriye doğru şöyle impuls geri dönüp de bu tarafa doğru dendritten diğer nöronu bakın aksona doğru bir geçiş yapamaz yapamaz arkadaşlar bunu açıklayan öncülü bulacağız. Nörotransmitter maddelerin sadece akson ucunda üretilip salgılanması. Evet bakın akson ucunda üretilip salgılandığı için sadece buradan ilerleyen uyartı buraya geçebilir arkadaşlar. Bunun devamında M'nin akson ucunun bağlantılı bir şey var mı? Şu anda yok. O zaman gözümüz görmediği için sadece bunun M'ye aktarıldığını bakın. Bu cümle bize ne yapar? İzah edebilir. İki nöronda çekirdeğin hücre gövdesinde bulunması diyor arkadaşlar. Şimdi Çekirdeğin hücre gövdesinde bulunmasının yönetmesinin arkadaşlar bu uyartının iletim yönüyle hiçbir ilgisi yok arkadaşlar. Bu sadece bir hücre olduğu için yönetim faktörünü ele aldığı için yeri de soplazmanın en fazla bulunduğu yer orası olduğu için orada bakın konumlanmış. Bunun impuls iletimiyle herhangi bir ilgisi yok. K ve L nöronlar arasında engelleyici sinaps bulunması diyor arkadaşlar. Hayır. Bu tarafa doğru sinapsın geçmesine, oluşmasına imkan yok ki öyle bir engelleme durumuyla karşılaşmış olsun. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir Adana olarak bulunur. Gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki grafikte bir nöronda meydana gelen aksiyon potansiyeli gösterilmiştir. Buna göre diyor KLM noktalarıyla ilgili olarak hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi K noktasından itibaren bakın hücre ikilisi ne olmuş? Nöron ikilisi hızlıca artıya dönmüş. Çünkü buradan sonra sodyumlar içeriye hızlı arkadaşlar geçmeye başlıyor ve defol polarizasyon olayı meydana geliyor şu esnada. Daha sonra bakın L mirvanaya çıktıktan sonra olay sodyumların hepsi difüzyonla içeriye geçtikten sonra artık içerideki potasyumlar isyana kalkıyorlar. Diyorlar ki biz de dışarı çıkmak istiyoruz. Madem sodyumu içeri aldınız kardeşim. Biz de dışarıya göndermek zorundasınız deyip baskıyla balatayla ne yapıyorlar arkadaşlar? Potasyumlar bu sefer dışarıya çıkmaya başlıyor. İşte bunun başlangıç anı da arkadaşlar repolarizasyonun başlangıç anı olmuş oluyor. Ve hızla dışarısı Dışarısı arkadaşlar tekrar artıya, içerisi tekrar eksiye doğru ne yapıyor? ilerliyor. Bakın burada bir hiperpolarizasyon var. Eksi 70'in de bakın altına doğru inmiş. Daha sonra bakın bunu sistem ne yapıyor arkadaşlar? Tekrardan sodyum potasyum pompasını çalıştırmaya başlayarak ilk durumdaki gibi yani dışarıda sodyumun içeride potasyumun fazla olmasını sağlamak üzere devreye giriyor. Ve daha fazla ATP harcayarak bu olayı gerçekleştiriyor. Şimdi bakalım öncüllerimize. K noktasında hücre zarındaki sodyum kanalları açılmaya başlamıştır diyor. Evet, sodyumlar açılmış ki sodyumlar içeriye doğru girerek içeriye ne yapıyorlar? Artıya dönüştürüyorlar. L noktasında hücre zarındaki potasyum kanalları açılmaya başlamıştır. Evet, sıra potasyuma geldi demiştik. K ve L noktaları arasında nöron depolarizasyonuna uğramıştır diyor. Evet, K ve L arası bakın depolarizasyonun meydana geldiği an idi. M noktasında hücre zarındaki sodyum ve potasyum pompası artık aktiftir. Polarize durumu bakın şu durum polarize durumu ifade ediyor. Sağlamak için arkadaşlar her an sodyum potasyum pompası çalışarak dışarıda fazla olan sodyumları dışarıda fazla tutmaya içeride fazla olan potasyumları içeride fazla tutmaya devam eder arkadaşlar. Buna biz sodyum potasyum pompası adını veririz. Aktif taşıma ile bu olay gerçekleşmiş olur. Dolayısıyla bunların tamamı arkadaşlar doğru birer öncüldür cevap Edirne olarak bulunmuş oldu. Gelelim 5. sorumuza. 5. sorumuz diyor ki tabloda sinir hücresinin impuls yetimi sırasında değişimler gösterilmiştir. Buna göre hangisi polarizasyon, hangisi depolarizasyon, hangisi repolarizasyon belirtiniz diye sorulmuş arkadaşlar. Eğer nöron içinde potasyumlar fazlaysa arkadaşlar içerisi negatif yüklüdür. Çünkü potasyumun yanında bakın mutlaka dışarıdan daha fazla oranda arkadaşlar anyonlar vardır bakın. Sülfatlar, fosfatlar vardır bakın. Dolayısıyla potasyumun içeride fazla olduğu an aynı zamanda anyonların fazla olduğu andır ve içerisi negatif yüklüdür. Buna biz normal durum diyoruz. Yani polarize durum böyledir. Bu da hücrenin dışında ise arkadaşlar sodyumlar fazladır. Anyonlar dışarıda da fazla olsa bile içeride daha fazla olduğu için bakın anyonlara rağmen dışarısını ne yapmayı başarıyor? Sodyumların artlarından dolayı e, artı olmayı başarıyor arkadaşlar. O zaman bu durum polarizasyon durumunu ifade ettiğine göre cevap ya A ya B oluyor zaten. İkincisinde nöron içinde bakın sodyumlar da görülmüş. Ve içini bunlar pozitif yapmış. Demek ki sodyumlar içeri doğru akmış arkadaşlar. Kapılar açılmış. Ve bakın burada artık impuls iletilmeye başlanıyor. Dolayısıyla yük değişimi meydana gelmiş. Yük dengesi bozulmuş. Biz buna defol polarizasyon adındaki kelimeyi kullanarak depolarizasyon diyoruz arkadaşlar. En son bakın sodyum içeride kalmış. Dışarıya potasyumlar çıktığı için Dönonun tekrar elektriksel yükü içerisi eksi olmuş, negatif olmuş ama dışarıda potasyumlar fazla, içeride sodyumlar fazla olarak olduğu için bundan sonra ne yapıyor işte? Sodyum potasyum pompası çalışıyor. Yani repolarizasyondan sonra sodyum potasyum pompası çalışarak sistemi en baştaki gibi polarize duruma getirmeye çalışıyor. Cevap adına olarak bulunur. Altıncı sorumuza gelecek olursak. Evet, sinir hücrelerinde gerçekleşen 1-2-3'ten hangileri de hücre enerji harcar diye sorulmuş arkadaşlar. Polarizasyon sırasında yük farkının oluşması. Şimdi yük farkı, sodyum dışarıda fazla, potasyum içeride fazla oluyor. Bakın bunun meydana getirilmesi arkadaşlar e, aktif taşıma ile gerçekleşiyor. Onun için polarizasyon durumunda enerji harcanır mı? Harcanır. Yani buna doğru diyeceğiz. İkinci öncüle bakalım. Bir var bakın burada da bir var. Burada da bir var. Üç tane cevap şıkkımız olabilir. İkinci öncül sinaptik boşluğa nörotransmitter madde salgılanması. Bakın bu olay arkadaşlar hormonların salgılanması aradaki boşluğa ne ile gerçekleşiyor? Egzositoz ile gerçekleştiği için iki de bakın doğru olmalı. Zaten 1-2 olan bir tane C şıkkımız kalıyor. 3 yokmuş zaten. Bakalım nasıl yokmuş. Uyarılmış bir sinir hücresinde sodyum iyonlarının hücre içine girmesi arkadaşlar. Sodyum kapıları açıldığı için dışarıda fazla olan sodyumlar içeriye difüzyonla girdikleri için burada enerji harcanmaz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olarak bulunmuş olur. Gelelim 7. sorumuza. Evet, çeşitli kazalar, kafatasına alınan darbeler Beyin kanamaları, beyin damarlarının tıkanması gibi durumlarda kişinin beyin kabuğunun çalışmadan baygın halde kalmasına koma hali denir. Buna göre koma halinde bundan ve beyin kabuğu çalışmayan bir insanda yani uç beyin beyin kabuğu çalışmıyor arkadaşlar. Hafıza, his, irade, şuurlu olayları gerçekleştiremez ama hangileri bize bu esnada bakın devam eder diye sorulmuş arkadaşlar. İdrar oluşumu beyin kabuğuyla ilgili bir olay değil. İç denge Omalik malik bakın hayat düğümümüz bunları ne yapabilir arkadaşlar? Kontrol edebilir. Sonunum, sindirim, dolaşım, boşaltımı o sağlıyordu. Kalıtsal refleks olaylarımızı arkadaşlar omurilik bakın denetler. Beyin kabuğuyla ilgisi yok yani. Endokrin bezden hormon salgılama bakın. İç dengeyle ilgili bir şey yine bakın bu. Homeostatik bakın dengeyle ilgili olduğu için hormon salgılama işini kim sağlar? Hipotalamus kontrol edebilir. Dolayısıyla dolayısıyla İşitme bakın arkadaşlar beyin kabuğuyla algılanacak olan anlaşılacak olan bir meseledir. Dolayısıyla beyin kabuğu çalışmıyorsa bakın işitseniz bile yorumlayamazsınız. Yani orta beyniniz belki refleks olarak size işitebilir, işitebilir bunları ama buradaki işitme olayını arkadaşlar şıklarda bakın hepsi verilmediği için öyle konuşuyorum. Eğer hepsi verilse zaten bu soru sıkıntıya düşerdi. İşitme, algılama, anlama anlamında bakın burada kullanılmış. Dolayısıyla 1, 3 ve 4 ne yapar? devam eder ama iki olayı beyin kabuğuna bağlı olduğu için işitme merkezinde gerçekleştiği için devam etmez arkadaşlar. Devam edelim. 8. sorumuz. Ayağına iğne batan bir kişinin ayağını çekmeye başlamasına kadar. Bakın ayağını çekmeye başlamasına kadar. Yani refleksi bakın burada bize sormaya çalışmış. Daha sonrasında yaşamış olduğunuz acılar ee, oradaki acıyı hissetmeniz sıkıntı çekmeniz meselesinde bakın beyin devreye girer ama ayağını çekmeye başlamasına kadar arkadaşlar omurilik devredir. Dolayısıyla bize hangilerinden kesinlikle bakın geçer diye sorulmuş arkadaşlar. Duyun nöronundan algılanacak bakın geçmek zorunda. Omurilik zaten tepki veriyor refleks merkezi ve... Motor nöron bakın tepkinin oluşmasını sağlayacak ama talamus beyine aittir. Koku hariç her şey buradan beyin kabuğuna aktarılır. Beyin yarım küreleri de yine arkadaşlar beyine aittir. Dolayısıyla buradan geçmek zorunda değil. Ama omurilik olmazsa refleks olayı gerçekleşmeyeceği için kesinlikle geçecek oldukları sadece 1 2 ve 4 alan şıkkında verilmiş. Gelelim 9. sorumuza. İnsanda bundan sinir sistemi ile ilgili olarak hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Somatik sinir sisteminin nöronları istemli çalışan kaslarla sinaps yapar. Şimdi somatik isteğe bağlıydı arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar istemli çalışan kaslarla tabii ki ne yapacak arkadaşlar? Sinaps yapacaklardır. Merkezi sinir sistemi miyeli nöronlardan oluşmuştur. Evet hızlı tepkiler verecek, hızlı cevaplar verecek arkadaşlar. Bakın miyelisiz olsa çok yavaş olurdu. Onun için bu miyelinin olması Hatta oligodendrositlerden bakın yelin kılıf yapıldığı nöroglia çeşitlerinden az önceki soruda ilk soruda ifade etmiştik. Beyin ve omuriliğinin iç kısmında boz dış kısmında ak madde vardır diyor. Arkadaşlar içi boz olan dışı ak olan omurilik ve omurilik soğanıdır. Beyin ve beyinciğin arkadaşlar dışı boz içi aktır. Yani bu ikisi için ortak değildir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 doğru olarak bulunmuş olur. 10. sorumuzdayız. 10. sorumuzdayız. Ne yapmış Esra? Odasında televizyon izlediği bir anda elektrikler kesilmiş. Esra önce kanıtta hiçbir şeyi görememiş ve karanlık korkusu olduğundan kalp atışı ve kan basıncı iyice artmıştır. Bakın bunları artıran arkadaşlar nedir? Omurilik soğandır. Hayat düğümüdür arkadaşlar. Bakın kan basıncı, iştah, heyecan. Bakın Hipotalamus yönetiyordu. Omurilik soğanı, sindirim soğanı, bakın dolaşım, boşaltımı bakın yönetiyordu arkadaşlar. Yani bunlar iç dengeyle ilgili hususlardır. Omurilik bakın refleksimizi sağlar. Bununla ilgili bir durum değil. Orta beyin bazı refleksler olaylarımız vardı. Kas tonusu gibi, işitme refleksi gibi, göz bebeğinin beynin büyük refleksi gibi, vücudun duruş biçimi gibi. Onları denetiyor sadece arkadaşlar. Dolayısıyla bakın buradaki olay kan basıncının, kalp atışının bakın artması dolaşımla ilgili olduğu için omurilik soğanı diyeceğiz. İkincisi ne olmuş? Cisimleri az da olsa gören Esra. Hmm, demek ki göz uyumu bakın gerçekleşmiş. Karanlık ortamda bakın. Ne yapmış? Orta beyin bunu ayarlamış ve Esra azıcık görmeye başlamış. Ve en son cisimleri az da gören e, Esra bir süre sonra gözleri karanlığa alışan demiş. Bakın gözleri karanlığa alışmak demek arkadaşlar. Göz uyumuyla hayal meyal görmeye başlamak demek bakın. Ve cisimleri az da olsa gören Esra oturduğu yerden kalkmış çekmecedeki mumu alıp yakmış. Bakın bunları artık bilinçli olarak yapıyor arkadaşlar. Artık bu da devreye beyin kabuğu yani uç beyin girmiştir arkadaşlar. Cevap ne oldu? Ceyhan olarak bulunmuş oldu. 11. sorumuz. Eline iğne batan bir kişi kalıtsal refleks olarak elini çeker. Fakat aşı olmak gibi durumlarda elin çekilmesini engeller. Yani aşıda bakın bu durum engelleniyor arkadaşlar. Yani beyin Omuriliğe baskı yapabiliyor gerektiği durumda. Bu anlama geliyor bu. Buna göre yukarıda bahsedilen aşı olurken iğne batmasına rağmen refleksin oluşmamasını hangisi açıklar? Duyu nöronunun görev yapmaması. E yapması nasıl algılayacak? Beyin kabuğunun omurilik tarafından gerçekleştirilen refleksi engellemesi, bastırması. Evet bakın beyin burada devreye girmiş arkadaşlar. Farklı reseptörlerin uyarıları alması hiç alakası yok. Duyu nöronunda sonuçta bunlar gelince impuls oluyorlar beynin ilgili yerine aktarılıyorlar. İmpuls iletim hızının refleksi göre daha hızlı olması alakası yok. Refleksi daha hızlı impulslar iletiliyor ki bu durumla yine ilgisi yok. Duyun nöronlarının beyin kabuğuna iletilmeden önce çapraz yapması. Yani bu sağımızı solumuz solumuzu sağımız bakın yönetiyor. Vücuttan gelenler de ona göre ters giriyor arkadaşlar meselesini açıklar. Yani burada refleksin oluşmamasını aşağı olurken açıklamaz arkadaşlar. Böyle bir durum sadece B şıkkında ifade edilmiş. 12. sorumuz ve son sorumuza geçecek olursak. İnsanda parmak ucundan gelen sinirlerin veya gözden gelen sinirlerin reseptör bölgelerinde kapadıkları alan küçük olmasına rağmen diyor. Beyin kabuğunda değerlendirme merkezleri orantı olarak daha büyükmüş. Bize bunun beyin kabuğunda bir duy gelen uyarıların değerlendirildiği alanın büyüklüğünün 1 2 üçten hangisine bağlı olduğu sorulmuş arkadaşlar. Reseptör çeşidi diyemem. Çünkü reseptör çeşidi bununla ilgili bir durum değil arkadaşlar. Gelen uyarının uyarı e, algılama biçimiyle ilgili sonuçta impuls oluşuyor. Beyne aktarılıyor. İmpulsun iletim bakın yavaş da olabilir hızlı olabilir arkadaşlar. Bakın bu yine aktarıldığı bölgeyi ilgilendirmez. Ama duyu organındaki birim alanında bulunan bakın birim alanında bulunan reseptör sayısı çok fazlaysa o zaman beynin daha büyük bölümünü ne yapar? Bunlar uyarabilir. Ancak bu bunu ifade ediyor. Bakın birim alanında bulunan reseptörün fazla olması alanın büyük olmasını ifade edebiliyor. Dolayısıyla bakın size soruda neyi sormuşsa ona da odaklanın arkadaşlar. Genel bilgi olarak düşündüğünüz zaman yanılabilirsiniz. Ama paragrafta verilene odaklanırsanız cevabı daha kolay bulursunuz. Türkçenizde kullanarak. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 olarak bulunmuş oldu. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.